Kadın hakları neden önemli? Neden kadın haklarına ihtiyaç var? Kadınlar sırf kadın olduklarından dışlanma ve haksızlık yaşıyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Bu yüzden de kadın hakları diye bir kavram gelişmiş durumda. Kadın ve erkeğin aynı olmasından bahsetmiyoruz ama kadın ve erkeğin insan olarak eşitliğinden bahsediyoruz. Burada tabii çok vurgulanması gereken bir şey. Doğal farklarımız var kadın ve erkek olarak ama bir de toplumun yarattığı farklar var ve zaten bu yüzden de toplumsal cinsiyet diye bir kavram kullanıyoruz. Çünkü toplumun doğduğumuz andan itibaren kızlara ve erkeklere olan davranışlarından kaynaklanan bir takım toplumsal cinsiyet rollerimiz var. Tabii ki tüm kadınları aynı kategoriye koymak mümkün değil. Kadın olup engelli olmak, kadın olup yoksul olmak, kadın olup farklı bir etnik gruptan gelmek gibi üst üste binmiş ayrımcılıklar da olabilir. Ama bunların en temelinde vurgulamamız gereken şey kadın ve erkeğin insan haklarından eşit derecede yararlanması gerektiği. Burada bir başka nokta, örneğin hangi alanlarda olduğunu düşünürsek, iş ve çalışma hayatında örneğin bir cam tavan gibi yükselirken kadınların karşısına çıkan ve görünmeyen bir engelin olabilmesi, eğitim ve öğretim hakkında kız çocukları ile erkek çocuklarının aynı süreçleri yaşamaması ya da evde örneğin kızların annelerine yardım etmek zorunda kalarak çok erken bir yaşta hem derslerini yapması hem ev işlerini yapar duruma gelmesi ki bunların özellikle ekonomik sıkıntı çeken ailelerde çok daha fazla rastladığımızı söylemeliyiz. Aynı zamanda hukuki düzenlemelerde miras ve medeni hukukundaki eşitsizliklerin düzeltilmesi üzerinde karşımıza çıkan bir şey. Bir başka şey tabii ki fiziki şiddet. Ne yazık ki kadınların oldukça ülkemizde fiziki şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Bu yüzden negatif ayrımcılıktan pozitif ayrımcılığa doğru, örneğin siyasette kadınları daha çok görebilmek için belli bir takım kotaların konması gibi alanlarda düzenlemeler yapılması gerekiyor. Belki bir başka vurgulamamız gereken şey, eşitsizliklerin nerede yaşandığına baktığımızda sadece kamu alanındaki düzenlemelerin yetmediğini, feministlerin çok uzun zamandan beri söylediği bir şey olarak özel alanın da mutlaka ve mutlaka tekrar tekrar düşünülmesi gerektiği, yani ailelerimizin içindeki eşitsizliğin, ailelerimizin içindeki şiddetin, ailelerimizin içindeki özgürlük alanlarının tekrar konuşulması gerektiği. Kadın çalışmalarının belki de en önemli katkılarından biri işte bu özel alan dediğimiz alanın içinde kadınların pozisyonlarını sorgulatmak, aile içinde yaşanan problemleri bir biçimde özel alanın da aslında siyasal bir alan olduğunu söyleyerek bizim dikkatimize çekmeleri. Bu yüzden kadın haklarını konuşmak aslında bir noktada insan haklarını konuşmak, adaleti konuşmak, eşitliği konuşmak.